Köpek Ansiklopedisi programımıza hoş geldiniz. Bu bölümün yıldızı tüm sevimli ve inanılmaz karakteriyle karşınızda Toy Poodle. Karşı konulmaz sevimliliği, oyuncu kişiliği ve kıvırcık tüyleriyle son dönemlerin en çok tercih edilen ırkı olan Toy Poodle'ın tüm özelliklerini bu videomuzda bulabileceksiniz. Eğer bir Toy Poodle sahiplenecekseniz işte bilmeniz gerekenler. Biz insanların yüzyıllar boyunca seçici çiftleştirme yöntemiyle yarattığımız 400'e aşkın köpek ırkının içerisinde bazıları vardır ki tam anlamıyla kucak köpeği diyebileceğimiz türdendir. İşte Toy Poodle da bu anlamda kucak köpeklerinin en sevimlisidir. Küçük boyutları, çocuklarla iyi geçinmesi, apartman yaşamına uygun olması sebebiyle kucak köpeği olarak sınıflandırdığımız birçok minyatür köpek ırkına göre Toy Poodle'ın uzun ve hareketli bir özgeçmişi vardır. Toy Poodle esasen Poodle ırkının daha minyatür halidir. Adeta bir oyuncağı andıran bu sevimli köpekler son derece oyuncu ve hareketlidirler. Sosyal hayatları onlar için çok önemlidir. Eğer yeterince dışarı çıkartılıp günlük egzersizleri yaptırılmazsa davranış bozuklukları gösterip depresyona girebilirler. Bu yüzden bir Toy Poodle sahiplenmeden önce mutlaka her gün dışarı çıkartıp egzersiz sağlayabileceğinizden emin olmalısınız. Kendi boyutlarına uygun köpeklerle sosyalleşmesi Toy Poodle'ları son derece mutlu edecektir. Bununla beraber Toy Poodle'lar insan canlısı köpeklerdir. Sokağa çıktığınızda diğer insanların yanına koşmak, üzerlerine atlamak ve kendini sevdirmek isteyebilir. Bu davranışlarını söndürmek için mutlaka temel eğitim almaları gerekir. Yüksek enerjileriyle aynı orantıda eğitime yatkın olmaları Toy Poodle'ları birer gösteri ustası haline getirir. Yaklaşık 100 komutu öğrenebilme potansiyelleri vardır. Bu yüzden şov ve sirk ortamlarında sıkça görünen bir ırktır. Toy Poodle için temel eğitim, onun sosyal bir varlık haline gelmesi için atlanmaması gereken önemli bir konudur. Zira bu köpeklerin eğitimleri zamanında verilmediğinde agresif davranabilirler veya diğer köpeklerle aralarında sorunların yaşanmasına neden olabilir. Toy Poodle ırkıyla ilgili bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre ilk üretim yerleri Almanya olarak belirtilse de bu köpekler aslında Fransız kökenli köpeklerdir. Standart boyda olan Poodle'lar bekçi köpeği, askeri hizmetler, vagon çekme, rehber köpek ve bir sirk oyunculuğu gibi birçok görevde kullanılmış, tüm görevlerde de başarılarını göstermişlerdir. İsmini uzun bacakları sayesinde suda rahat yüzebildikleri için su birikintisi anlamına gelen pudel kelimesinden almıştır. Fransa'da ördek avında çok başarılı sonuçlar sergilediği için onlara Schneckenhars yani ördek köpek denmektedir. Fransız aristokrasisi tarafından bir hayli tercih edilen Poodle köpeği, Fransa'nın ulusal köpeği olarak da kabul edilmiştir. 19. yüzyılların sonlarına gelindiğinde oyuncak boylarının üretimi daha da artmış ve gösteri köpekleri olarak ortaya çıkmışlardır. Gelin biraz da bu sevimli köpeğin karakterinden bahsedelim. Oldukça zeki ve oyun meraklısı olan bu köpekler iyi bir aile dostu veya arkadaş arayanlar için önerebilecek en ideal köpek cinsleri arasında yer alır. Havlama meyilleri olmayan Toy Poodle'lar çok hareketli ve oyuncak köpeklerdir. Normalde diğer oyuncak köpek türleri çok fazla hareketli olmasalar da bunlar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Aşırı oyun düşkünü olan bu köpekler çocuklarla iyi geçinebilme özelliklerine sahiptirler. Yabancılara karşı ise toleranslı ve sevecen davranırlar. Bu özelliklerinden dolayı apartman dairesinde kolaylıkla beslenebilirler. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi Toy Poodle çok enerjik bir köpek olduğu için yeterince zaman ayrılması, egzersizlerini yapmaları için günlük olarak dışarı çıkartılmaları önemli bir ayrıntıdır. Unutmadan bu köpekler gururlu bir köpek cinsi olduğu için sahibiyle ilişkisi titiz olmalıdır. Sahibinden uzun süre ayrılan bir Toy Poodle ciddi travmalar yaşayabilir. Bu sebeple yalnız kalmaları önerilmez. Toy Poodle'ların fiziksel özelliklerine gelirsek, yetişkin ve sağlıklı bir Toy Poodle 24-30 cm boyunda olabilir. Ortalama ağırlıkları 2 ile 4 kilogram arasında olan bu köpekler ortalama olarak 12 ila 18 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Peluş gibi duran tüyleriyle dikkat çeken bu köpeklerde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında tüy bakımı gelir. Günlük olarak fırçalanmaları durumunda çok güzel bir görünüme sahip olurlar. Bunun yanında yıkanması gereken durumlarda kuru şampuan kullanılmasında fayda vardır. Uzman bir pet kuaförün elinde bir Toy Poodle muhteşem bir görünüme sahip olabilir. Tüyleri düzenli fırçalanan ve kaliteli bir mama ile beslenen bir Toy Poodle neredeyse en az tüy döken köpek ırkları arasındadır. Özellikle alerjik rahatsızlıkları olan kişiler için en uygun ırk olarak bilinmektedirler. Sağlıklı bir Toy Poodle düz bir sırta ve uzun kuyruğa sahiptir. Oval ayaklara sahip olan Toy Poodle ayaklarının uzunlukları ve ağırlıkları ile birbirine eşit olmaktadır. Tüyleri kıvırcık ve yumuşaktır. Beyaz renginin yanı sıra kahverengi, gri ve siyah tüylere de sahiptir. Eğer tüm bu anlattıklarımız neticesinde bir Toy Poodle sahiplenmeye karar verdiyseniz köpeğin safkan olmasına son derece dikkat etmelisiniz. Pet shoplarda oldukça yüksek fiyatlara satılan bu sevimli köpeği çok ucuza temin edeceğini söyleyen bir pet shop'a denk gelirseniz mutlaka köpeğin safkan olup olmadığını bir uzmana danışarak onaylatmalısınız. Sözünüzü Toy Poodle bize göre oyuncu kişiliği, sevimliliği ve o kıvırcık tüyleriyle tam bir kucak köpeğidir. Unutmadan bir Toy Poodle sahiplendiyseniz eğitimi konusunda bizden profesyonel destek alabilir, köpeğin kendi evinde ve sahibinde katılımcı olduğu eğlenceli, pozitif, köpeği düşünmeyi öğreten eğitim sistemimizden faydalanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz.